Arkadaşınla yalnız kalmak istediğini biliyor. Ama işte olur da bir şeyler paylaşmak istersen de seni dinlerim. Paylaşacak bir şey falan yok. Ensemde dolaşmayı bırak artık ya. Bir rahat bırak artık komiser. Seni kollamak benim işim. Nefes almanı sağlamak benim işim aslanım. Bir tek sen mi acı çekiyorsun lan? He? Bir tek sen mi birini kaybettin? Ben de birini kaybetmiş olamaz mıyım? Olmaz mı yani? Şu toprağa değerken nasıl ellerin yanar? Nasıl buz tutar biliyorumdur belki. Olamaz mı? Belki ben de sevdiğim birini kaybettim. Belki sevdiğim kadını kaybettim ben de. Sevdiğim kadını, arkadaşlarımı. Olamaz mı? Geçen sene Van'da karımı kaybettim ben. Depremde bütün arkadaşlarımı kaybettim ben Tekinoğlu. Bir tek sen değilsin yani. Benim de yaram hala açık. O yüzden görebiliyorum işte senin yaranı. Evlenmeden önce çok sınavdan geçtik biz. Çok engeli aştık. Paramız yoktu tabii. Onun tayini bana çıkınca ben de tayinimi bana istedim. Çok seviyorduk lan birbirimizi. Çok. Başka da bir şeyimiz yoktu işte öyle düşün. Bir tek ölüm ayırır bizi diyor. Bir anda nasıl değişiyor lan insan hayatı? Bir haber alıyorsun. Her şey yok oluyor. Her şey bitiyor bir anda. Geriye derin, sonsuz bir çaresizlik kalıyor. Sen bir intikam alacağım diye çıkış yolu buluyorsun kendine. Bu intikamı büyütmek bile o umudu canlı tutuyor. Peki Tekinoğlu, söyle bakalım. Ben ne yapayım? Kime isyan edeyim ben? Kime kızayım ben? Oradaki insanlar. Oğlum oradaki yüzlercesi. Lan ben neler gördüm oğlum. Onlar ne yapsın lan? Karısını kaybetti oğlum insanlar benim gibi. Analarını kaybettiler lan. Lan bebelerini kaybetti oğlum insanlar. Çocuklarını kaybettiler. Onlar kime isyan etsin lan? He? Kimden intikam alacak onlar? Sonra durup düşünüyorsun. Biraz zaman geçince bir düşünüyorsun. Sonra kızıyorsun lan kendine. Çok kızıyorsun. Onunlarken yapmadığın şeyler için. Ertelediklerin için nefret ediyorsun kendinden. İşte o yüzden bugün o nikah yetişmeni çok istedim. Çünkü bir dakika bile. Bir dakika bile o kadar önemli ki. Ama unutma oğlum. Sen onun yaşadığını biliyorsun en azından. Buna bile şükretmen lazım. Keşke lan. Keşke oğlum, keşke. Terk etseydi lan beni. Bırakıp gitseydi beni. Vallahi billahi hatta aldatsaydı lan beni. Başka türlü bir acı çekerdim o zaman. Ama yanımda olmasa da bilirdim. Yaşadığını bilirdim. Biriyle olsun ya da olmasın. Benden uzakta bile olsa mutlu olduğunu bilirdim. Yokluğuna mahkum olmak acıların en büyüğü. Birini gerçekten sevmek. Onun mutluluğuyla mutlu olmak demektir. Sen de... Her şeyi biliyor musun komiser? Canım çok yanıyor ben.
Zaman. Ne zaman? Tamam. Ben de bir daha yaşayamam diyordum Tekin oğlum. Ama sıfırdan başlamayı bildim. Unutmak kolay değil. Nasıl unuturum ki? Unutma oğlum. Ben unutmadım. Sen de unut. Kim senden unutmanı istedi ki? Ama zamanla iyileşecek işte yaralar. Zamanın böyle bir gücü var. Bir yaramazlık. Güney Tekinoğlu geldi annesine. Sami Bey öğrenmişler. Kuzey. Kuzey. Hadi. Hadi koş, hadi. Hadi gel. Ha, hadi. Bir şey yok, içti biraz. İnsan kendini bu hale nasıl getirir ya? Babamdan haber var mı komiser? Yok. O da içip kalmıştır bunun gibi bir yerlerde. Az mı yaptı? Nedir bu çektiğim ya Rabbim? Sürekli yürek çarpıntısı, sürekli telaş. Rezillik, başka bir şey değil. Ya dert etmeyin, olur bazen böyle şeyler. Gerçekten çok şahane bir oğlunuz var. Kuzey çok mert bir çocuk. İçi beni, dışı seni yakar. Zor bir dönemden geçiyor. Anlayışla karşılayın. Maazallah, olay çıkar yavrum. Anne tamam, babamın silahı varmış. Kuzey'in arkasından silahını almış çıkmış. Her yani burada bu kadar polis bekliyor, kimse ne oluyor dememiş mi? Sadece bunu mu koruyorlar? Buydu iblisice. Ondan başka kimsenin can güvenliği yok anlaşılan. Elimizden geleni yapıyoruz. Ama herkesin arkasına bir adam takacak kadar geniş bir kadromuz yok maalesef. Peki nerede dün geceden beri bu? Biz de bunu araştırıyoruz zaten. Yürü oğlum, ne olursun gidelim. Bak gelir melir şimdi, sorun çıkar, bağırır çağırır. Gözünü seveyim anneciğim, bak silah milah yoktur. Bunun uydurmasıdır. Pek bilir o ortalığı karıştırmayı. Anne tamam, hadi hadi. Bana bak, saat kaç olursa olsun bir haber alırsan ara beni. Hadi gidelim oğlum, ne olursun yürü, durmayalım şurada. Allah rahatlık versin. Kahve falan içirse miydik Kuzey'e? Yok yok, boş ver, bırak uyusun. Babasından falan da sakın bahsetme, tamam mı? Bilmesin durumu. Tamam. Senin de korkmana gerek yok ayrıca. Elbet bulacaklar. Tamam? Hadi iyi geceler.